gözaltına alınmasıyla devam etti. Siyasi soykırımın gerekçesi neydi? Faşist şeflik rejimi diyor ki, Kobani sürecinde barbar IŞİD çeteleri Kobani'ye saldırırken Türkiye ve Kürdistan kentlerinde Kürt halkının sesi olmak. Suçumuz buymuş. HDP'yi tanıyan, bilen herkes bilir. HDP'yi A'dan Z'ye tutuklasanız halklarımızın gözünün önünde saygınlığını düşüremezsiniz. HDP'nin meşruiyetini düşüremezsiniz. HDP meşruiyetini yasalardan değil, HDP meşruiyetini sokaktan alır. Ezilenlerin ve halkların ortak birleşik mücadelesinden alır. Yasalardan almaz. İstediğiniz kadar tutuklayın. Figen Yüksekdağ'ın boynunu eğemediniz. Selahattin Demirtaş'ın boynunu eğemediniz. İsmi önemli değil. Hiçbir HDP'linin ne Avrupa'da, ne Türkiye'de, ne Kürdistan'da boynunu eğemezsiniz. Biz meşruiyetimizi sokaktan alırız, son kişi kalana kadar sokaktan alırız. Asıl meşru olmayan barbar IŞİD çeteleri, tecavüzcü çeteler Kobani'ye saldırırken Kobani düştü düşecek diyen faşist Erdoğan'dır. Asıl meşru olmayan odur. Bugünkü AKP, MHP faşist şeflik